Herkese selamlar arkadaşlar. Uzun uzun aradan sonra tekrar birlikteyiz. Aynen, kaldığımız yerden devam. Aynen, ne kadar oldu? 3,5-4 ay oldu. En son bir antrenman videosu attık, daha da atmadık. 4 ay oldu değil mi? 4 ay oldu. Ama döndük ya. Sağ salim döndük. Gerek pandemi, gerek benim sınavlar. Şevki arkada ne yapıyor? Bu ne oğlum ya? Şevki'nin arkadaki şekli şu. Burada da kaslarını gösterdim. Yok arkadaşlar, 4 aydır spor yapmıyorum. Ben yapıyorum her gün. 4 aydır spor yapmıyoruz. Aynen. Gerek pandemi, zaten Nisan ayı full kapalıydık. Mayıs'ta kapalı mıydı? Mayıs'ın 17'sine kadar kapalıydık. 1 Haziran'a kadar sporlar. Ha evet, spor salonu 1 Haziran'a kadar. Sonrasında benim finallerim başladı. Sonrasında tam bitti derken Eren'in bir sınavı ortaya çıktı. Üniversitesi. Ortaya mı çıktı? Senedir. Eren'in ayın sonunda, Haziran'ın sonunda sınavı oldu. Sonrasında dedik Temmuz tamam. Temmuz'da video çekeriz. Biz dönüyorduk yani. Aynen. Temmuz'da normalde toparlanma videosu çekiyorduk. Baktık 30 günlük bir toparlanma videosu çekeceğiz. Fakat Temmuz'un 20'sinde bayram var. Dedik hayda. O da kaldı. O zaman yatalım dedik. Nasip bugün neymiş? Sağ salim. Ekranlardayız. Aynen. Bizi çok özlediniz. Zaten bir şey izliyor. Aynen. Yok, kanal büyüyor ya. Kanal büyüyor. Kanal büyüyor. Şevki'nin sayesinde. Evet. Allah razı olsun. Kanal büyüyor. Buradan yazarlar inşallah kaç abonesiniz diye, merak edersiniz umarım. Vallahi yazsanız çok güzel olur. Bugünkü konumuz, spora bir süre ara verdikten sonra tekrar nasıl başlamalıyız? Konumuz bu. Arkadaşlar bu konu çok yaşanan bir durum. Herkes tarafından yaşanmıştır. Daha doğrusu spor yapan herkes tarafından yaşanmıştır. Bizler tarafından da yaşandı. Aynen. Çok da spora başlayıp bıraktık. Artık tecrübe edindik. Aynen, artık başladık ve aynen. Gençleştim resmen diyoruz artık. Gençleştim resmen. Bu kadar mı fark eder? Artık tecrübe edindiğimize göre bu tecrübelerimizi size aktaracağız. Bir şey mi oldu Şevki? Oğlum niye öyle bakıyorsun? Şevki. Şimdi dakika inanacağız mı ama başına konuşuyor diye Şevki. Evet. Bu toparlanma evresi kas hafızası ile ilgili. Bu kas hafızası dediğimiz olay nedir? Mesela siz Şevki yapmış. Şevki orada kaslarını gösteriyor. Bu toparlanma evresi, ne toparlanma evresi ya, kafamı karıştırdı ya. Çünkü oradan bir şey düşüyor. Çocuğun kasları, beynini... Kas hafızası diyordun. Evet. Kas hafızası nedir? Hemen kısa bir şekilde ondan bahsedeyim size. Kas hafızası, mesela siz sıfırdan spora başladınız, fitness'a başladınız. Doğru bir şekilde beslendiniz, disiplinli, planlı bir şekilde antrenman yaptınız. Kas hücrelerinde hacim meydana geldi. Yani kaslarınız büyüdü. Sonrasında siz spora ara verdiniz, sporu bıraktınız. Bu kaslarınız sönümlendi. Bu kas hafızası ise, mesela siz spora tekrar başlayacağınız zaman o birden hacimleşen kaslarınız var ya, sıfırdan bir spora başlayan insana göre hızlı bir şekilde besin ve sporu vücuda verdiğinizde hızlı bir şekilde eski halinize dönüyorsunuz. Buna kas hafızası denir. Değil mi? Kesinlikle. Uyuyacaksın şimdi. Hayır oğlum, dinliyordum yani, ne diyeyim. Kas hafızası bundan ibaret. Evet, sonrasında bu kas hafızasını da anladığımıza göre spora başlayacağımız zaman, tekrardan başlayacağımız zaman nasıl bir beslenme ve antrenman planlaması izleyeceğiz? Bunları Eren size aktarsın, anlatsın, bir şeyler yapsın işte. Bir dakika, odaklanayım mı? Öyle gibi. Beslenme ile antrenmanı ben size anlatayım kısaca. Şöyle beslenmeden başlayalım. Çok basitmiş, aynen. Dediğim gibi. Kendinize göre, kendi planınıza göre kalori hesabı yapıyorsunuz. Sonra beslenmenizi oluşturuyorsunuz. Kalori hesabına göre. Ama ilk 1-2 haftada yani Emir'le bizim önerdiğimiz, biz de yaptık. Karbonhidratı alın. Yani şu anda yapıyoruz zaten. Şu an toparlanma haftasındayız. Aynen alıyoruz. 1-2 hafta alın, bir toparlanın. Çünkü karbonhidrat alırsanız süreci hızlandırırsınız. Evet. Sonra daha sağlıklı olun. Aynen, karbonhidrat almazsanız zaten. Zaten karbonhidratı kestiğiniz zaman vücudunuzu stresi sokar. Bicacık olmaz yani sizden, öyle diyelim. Karbonhidrat yemezsen
hiçbir cacık olmaz senden. Cacık olmaz. Ondan sonra işte 1-2 hafta karbonhidrat aldıktan sonra normale döndüğümüz zaman hedefinize göre kilo alma ya da kilo verme dönemindeyseniz onu ayarlarsınız siz kendinize göre, ama bu beslenmede toparlanma sürecinde 1-2 haftada kesinlikle karbonhidrat alın, çünkü süreci hızlandırırsınız, daha iyi olur sizin için. Aynen. Biz de bunu tecrübe ettik, söylüyoruz. Aynen öyle. Antrenman planlanması nasıl olacak, ben size onu anlatayım. Çok basit bir mantığı var. Emir Hocam, kalem biliyor musun? Vay be. Şöyle, evet. Elinizde kalem, bir adet kalem, bir tane de defter olursa hiçbir sıkıntı yok. Şöyle, strese gerek yok. Aynen, şöyle split antrenmanı var bildiğiniz gibi. Bir de full body var. Evet, split'ten başlayalım. Aynen, split yaparsanız, örnek veriyorum. Birinci gün göğüs, ikinci gün sırt, üçüncü gün bacak, dördüncü gün omuz. Yaparsanız, birinci gün göğüs yaptığınızda o ağrı 3-4 gün sürdüğü için bir daha yapamayacaksınız o haftada. Toparlanmanız daha geç olacak çünkü... Aynen. Mesela şöyle, Eren'in dediği gibi pazartesi göğüs koyup salı sırt böyle bu düzende gidip bir dahaki göğüs gününüz diğer haftaya geldiği aynen. için bir toparlanmanız geçecek. Yani hamlık ağrınız yine artacak. Evet, yani split'i önermiyoruz biz size çünkü kas ağrınız çok olacak hamladığınız için. Full body'deki mantık da şu, birinci gün full body yapıyorsunuz, ikinci gün off, boş yani, üçüncü gün bir daha full body. Kanka bozuyor ya. Ya şey. Ama çok iyi gidiyordum ben ha. Tamam neyse. Birinci gün yani şöyle de. Pazartesi, çarşamba, cumadan bahsediyor. Aynen. Pazartesi günü full body yapıyorsunuz. Full body'ye geçtik bu arada. Birinci gün yani pazartesi full body yapıyorsunuz. İkinci gün salı günü dinleniyorsunuz. Evet. İsterseniz kardiyoya giderler insanlar. Aynen. Gitsin. Tercih. Aynen. Üçüncü gün yani çarşamba günü bir daha full body yapıyorsunuz. Ağırlarınız azalmış oluyor çünkü daha iyi toparlandığınız için. Dördüncü günde perşembe oluyor. Perşembe günü de off day veriyorsunuz. Boş gün yatıyorsunuz. Cuma günü de full body yapıyorsunuz. Yani etti size haftada 3 gün. Aynen. Mesela az önce split'te bahsettik ya. Pazartesi göğüs yapıp bir hafta sonra tekrar göğüse geçiyoruz. Split'e bakalım. Pazartesi full body çalıştığınız için göğüs çalıştı. Çarşamba çalıştı. Cuma çalıştı. Ne oldu? Bir haftada 3 kere çalıştık aynen. o kası. Sonucunda hamlık ağrınız azaldı. Ya bunu maksimum 2 hafta yapın. Aynen. Bir de şunu da söyleyeyim. Antrenman. Aynen. Antrenman esnasında set sayıları aynen. aralığı. Yani full body yapacaksınız dediğimiz gibi. Set tavsiyemiz bu yani full body. Aynen full body kesinlikle. Zaten herkese öyle diyor. Biz yani. De şu an onu yapıyoruz. Zaten. Evet full body yapın. Çünkü mantıken bir düşünseler aynen. anlarlar zaten. Mantığını anlattık zaten. Aynen. Biz sonra yalanlamış. antrenman planlamasını şey yapayım ben size, full body'ni anlatayım. Mesela örnek veriyorum, normal günde 4 set ya da 5 set yapıyorsanız bu toparlanma sürecinde set sayısını 2'ye düşürün. 2 olur, 3 olur. 3 olur. Tekrar sayısı 8-10 aralığında olsun. 8-10 tekrar yapın. Yani böyle zorlamayın kendinizi çünkü zorlarsanız ciddi sakatlık olur. Yani bir hafta bir hafif gireceğim, girerseniz geçer o hamlık. Aynen. Ama ilk günden zorlarsanız spor hayatı bile biter yani. Mesela şöyle, ben sporu bıraktım. Bıraktığım zaman çok iyi ağırlık kaldırıyordum. Tekrar başlayacağım zaman sakın ama sakın o bıraktığınız ağırlıklarla başlamayın. Ciddi sıkıntılar çıkarır. Tabii çıkarmasa bile ciddi bir şekilde hamlık çekersiniz. Evet öyle. Onun da Emir hocamızın da bir anısı var, onu anlatsın. Evet. Yani bir dakika şunu toparlayayım. Full body ile set sayıları böyle. Full body öneriyoruz. Haftada 3 gün çalışırsınız bütün bölgenizi. Aynen. Set sayıları da 4 ise 2'ye, 5 ise 3'e düşürürsünüz setleri. Aynen öyle. Set sayılarında dediğimiz gibi 6, 8, 10 arası yaparsanız set sayıları değil, tekrar sayıları. Ha, tamam. Onu nasıl yapayım? Setleri 2-3 set, 2'şer 3'er set. Tekrar sayıları da 8, 10, 12. Aynen 12'ye çıkmış. Yani. Fazla gelirse. 6, 8, 10 arası yaparsanız da tekrar sayılarını çok iyi hamlamadan, çok emir gibi ağrı çekmeden atlatırsınız. Benim azar azar hamlık çekerek atlatırsınız. Aynen. Buradaki süreci zaten çok ağrı çekmeden hani atlatmak olduğu için o yüzden fırladığı yaptırıyorum. Ben de birazdan tecrübemi size aktaracağım. Anlayacaksınız neden bunlar dediğimizi. Anlatayım mı? Anlat. Buyur. Bekliyorlar. Bunlar 2 sene önce üniversite sınavında çalıştığım zamanlar sporu bırakmıştım. Sporu bıraktıktan 6 ay sonra ben tekrar bir spor salonuna gittim. İşte göğüs çalışacağım.
Yanımdaki bench press'te bir tane izbandut gibi adam, dev belli zaten, yarışmadan çıkmış galiba. Adam elini aldı, 40-40 ya da 45-45 tam hatırlamıyorum dumbbellları, basıyor. Dedim sen basıyorsun da ben basamaz mıyım? Aldım elimi 30-30 dumbbellları. Ben de girdim. 6 ay sonrasında yapabildim. Fakat yaptım. Şans eseri bir ciddi sakatlık. Şans eseri bir ciddi sakatlığım da olmadı. Ama şöyle bir dezavantajı oldu bana. Ertesi gün bende bir hamlık ağrısı oluştu. Göğsümde ciddi bir laktik asit birikmesi oluştu. Zaten kas hücrelerinin böyle bir antrenmanlarda kas hücrelerinin kendini koruyabilmesi için vücudunuz laktik asit salgılar. Sonrasında göğsümde ciddi bir laktik asit salgılandığı için bayağı ağrısını çektim. Yaklaşık 10 gün ağrısını çektim. Gece sağa döneceğim, direkt uyandırıyor, sola döneceğim, uyandırıyor. Bir de şöyle bir şey var. Ben o gün spor yaptım, 10 gün boyunca sanki benim göğsüm pamplı gibiydi. Böyle dev gibi gezdim. İnsanlar diye hiç inmedi göğüs. Hep böyle büyüktü. Sen ne yapıyorsun? Yanlış anlaşıyorsun öyle. Sen ne yapıyorsun? Ağır bir şekilde antrenman yaparsanız şans eseri benim gibi belki sakatlığınız olmaz ama benim gibi 8-10 belki 15 gün hamlık kas ağrısı çekebilirsiniz. Bizim tavsiyemiz ilk haftalar toparlanma evresinde sakın ama sakın ağır bir şekilde antrenmana girmeyin. Zaten bu spor sabır işi. Başladın birinci hafta, git mesela vücudun spor salonunu tanısın. Hafiften bas, kilo takma, git makinede sadece esnet vücudunu, gerdir. Sonraki günlerde hafif hafif 2.5-5-7.5 diye hamlığını atarsın o şekilde 1-2 haftada. Ve aceleye gerek yok. Acele gider, ecele gider diye bir söz var. Aynen öyle. Sabırlı olmak lazım. Bu sabır işi zaten bu spor. O yüzden dönersiniz yani. Biz de bizim videomuz var. 150-200 kilo giriyoruz. Ha şimdi 5-5 yer takıp yapıyoruz. Yani yapacak bir şey yok. Öyle. Yılın sonuna özel videomuzdaki halimize bakın. Bir de şu anki halimize bakın. Bakın Emir daha kaslı ama. Öyle yani. Bir de temel hareketlerini de söyleyelim bu. Aynen. O full body'de yapacağınız zaman daha çok kompleks hareketlere yer verin. Evet. O kompleks hareketler dediğimiz nedir? Mesela bench press. Birden fazla kası çalıştırıyor. Omuzu çalıştırıyor, göğsü çalıştırıyor. Squat'a bakalım, bacağı, beli, karnı çalıştırıyor. Bu tarz squat, bench press gibi kompleks hareketleri tavsiye ediyoruz. Evet. Daha çabuk toparlarsınız. Aynen. Top. Daha çabuk toparlanırsınız yani. Ondan dolayı bakayım. Daha sağlıklı bir de öyle. Yani böyle ağrı çekeceğinizi hafif hafif yapın, bir hafta sürsün, mis gibi takılın yani. Alıştırın vücudunuzu, yenisi basit. Çorap söküğü gibi geliyor zaten. Hamlıktan sonrası çok basit. Bu sporun en zor kısmı zaten ilk 10-15 günü. Bu evreyi geçen adam zaten çorap söküğü gibi uzayıp gidiyor. Yani irade yani. Aynen öyle. Bu sonucunda kasa yeterli şekilde besini verdikten sonra ve antrenmanı planlı bir şekilde antrenmanı ilerlettikten sonra aynen ondan sonra zaten Emir'in de dediği gibi bu süreci çorap söküğü aynen öyle. Çorap söküğü gibi gelir yani iki kural ya bir beslenmenize bir dikkat edin değil mi? Ne, yeterince neydi? Yeterli beslenme ve disiplin planlı antrenman. Aynen yeterli beslenme, planlı antrenman, bir de yanına bir uyku ekleyelim. Aynen. Uyku da uyku kesin. Uyursanız güzel olur. 10 saat mi? 10 saat abartı da. Tabii ya 8-9 saat. Uyku da 6 saatin altına düşmemeye çalışın. Gerek sağlık açısından, gerekse vücudunuzun büyümesi, kaslanmanız açısından 6 saatin altına düşmeyin. Aynen. Bu kadar mı ya? Evet ya. En son olarak da işte vücudumuz çok çabuk bir şekilde her şeye adapte olabiliyor. Mesela sporsuz hayata da, spor yaptığımız hayata da. Zaten adapte olmamızı az önce anlattık. Hamlıktan sonra direkt vücudunuz hamlığa alışıyor yani. O ağrıları bitiriyor kendi içinde. Şunu diyecektim bak. 2 hafta mesela alışma süreci geçti ya. Bıraktığınız yerden devam edebilirsiniz yani. Hani. Aynen. 5 ay önce nerede bıraktınız? Onu baştan söylese. 1-2 hafta bu full body yapıp bu hamlı atma sürecinden sonra mesela 5 ay önce nerede bıraktıysanız oradan geri devam edebilirsiniz çünkü hamlığınız geçecek. Aynen. Eskisi gibi gücünüz olmayacak ama zamanla o da geleceği için
bıraktığınız programdan devam edebilirsiniz. Hiçbir sıkıntı olmayacak. Zaten yani vücudun en tanıdığı program, hızlı bir şekilde tanıyacağı program, o hamlıktan sonra sizin eski yapacağınız programı tanır. Vücut hızlı bir şekilde. Hafıza denir zaten. Aynen. Aynen. Onu da anlattık zaten. Kas hafızası. Kas hafızasını Emir anlattı size. Evet yani arkadaşlar, bizim anlatacaklarımız bu kadar. Yeni videolar gelecek. Aynen, yeni videolarımız gelecek. Diyet gelecek. Sonrasında yağ yakımı ile ilgili videolarımız gelecek. Gelecek. Evet arkadaşlar, bugünlük bizden bu kadar. Sağlıklı kalın, fit kalın. Hoşça kalın.